Her şeyi öğrendim baba bugün. Yalnızca annemin değil, en yakın arkadaşının da ihanetine uğramışsın. Keşke burada olsaydım. Bana bir yol gösterseydin. Ne yapacağımı söyleseydin. Merak etme. İntikamını alacağım. O şerefsiz sana ne yaşattıysa bin mislini yaşayacak. Söz. Söz. Nereden bildin burada olduğunu? Bir sıkıntı yaşadığında buraya geleceğini biliyorum. Zeynep meraktan ölmüş. Ne oldu Alihan? He? İşle ilgili bir sıkıntı mı oldu? Zeynep bile aran mı bozuk? Bir şey mi yaşadınız? Ne oldu? Anlatsana. O adamı buldum. Hangi adamı? Küçükken annemin yatak odasında gördüğüm adamı. Ne diyorsun sen? Nasıl? Saatten tanıdım. Kimmiş? Halit. Nasıl olur? Kerim'in doğum günü için hediye edecek bir saat bana gösterdi. Alihan, o saatten bir tane mi var? Nereden biliyorsun o olduğunu? Hakan, ben o anı milyonlarca kez yaşadım tekrar tekrar. Bir gün denk gelirsem sahibini unutmayayım diye. Hep onu yaşadım. Erim'e vereceği saatin arkasında bir tarih yazıyor. Çocukken sehpanın üstünde bulduğum saatin arkasında yazan tarihle aynı. Tesadüf olamaz. Babamın en yakın arkadaşı. Ortağı evimizden çıkmıyor. Bak beni dinle şimdi, tamam? Bak her şey çok güzel gidiyor. Tamam, geçmiş geçmişte kaldı. Unutmamız lazım geçmişi. Hiçbir şey geçmişte kalmadı. O babamın hayatını mahvetti. Sonra gitti benim ablamla evlendi. Ben bu olanları onun yanına bırakır mıyım? Kafandan ne geçiyor hepsini biliyorum. Hep aynı şeyleri hissediyoruz ama sakin olmamız lazım. Sana aklımdan geçenleri söyleyeyim mi Hakan? Onu paramparça etmek istiyorum. Anladın mı? Öldürmek istiyorum. Sabah zor tuttum kendimi onun kırkağını sıkmamak için. Sonra bir baktım ölüm onun için büyük bir ödül. Acı çekecek. Benim gibi. Bu kadar kolay olmayacak. Bu kadar kolay olmayacak. Bitti mi? Bitti. Ne kadar borcum? 300 lira. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. İyi günler.
Nezaket Hanım, daha önce böyle bir şey olmuş muydu hiç? Zeynep Hanım, ben Alihan Bey'in yanında 13 yıldır çalışıyorum. Daha önce de Zehren Hanım'ın yanındaydım. Tabii sinirlendiği oluyordu ama hiç böyle bir şey yapmamıştı. Of. Şu kapıdan bir girse içim rahat edecek ama. Alo Hakan, ne oldu, bulabildin mi? Buldum. Tamam. Gaz şirketiyle ilgili bir sıkıntı yaşamış. Biraz tepesi atmış, tamam mı? Önemli bir şey yok, merak etme. Sen işle ilgili olduğuna emin misin ya? Eminim Zeynep. Merak etme, tamam. Emin ol. Allah Allah. Nerede buldun peki? Nereye gitmiş? Evin oralarda dolanıyormuş da karşıma çıktı. Ben de hemen denk geldik, buldum yani. Merak etme sen, tamam mı? Anladım. Ya şey Hakan, onun eli çok kötüydü. Hastaneye götürdün mü? Yok, istemedi. Çok da önemli bir şey yok zaten. Eve gelince bakarsın sen, tamam? Tamam. Çok sağ ol. Görüşürüz. Bulmuş, geliyor. Çok şükür. Ay. Eline bir baktıralım mı? Gerek yok, iyiyim. Zeynep'le konuştum. Gaz şirketiyle ilgili sıkıntı yaşadığını, biraz sinirlendiğini ama şimdi iyi olduğunu söyledim. Eve gidince anlatırsın durumu, vaziyeti. Ne anlatacağım Hakan? Yani böyle bir durum anlatılabilir mi? Ne diyeceğim gidip? Alihan bak, saçma sapan sinirlenip de Zeynep'i üzme, tamam mı? Her şey daha yeni yoluna girdi. Halit'ten intikam alacağım diye hayatını mahvetme boşu boşuna. Ne yapayım? Yaptıkları yanına kâr mı kalsın şerefsizin? Ödeşmek istediğinin farkındayım, tamam mı? Yani acılar çektim biliyorum. Ama birinin hayatını mahvedeceğim diye kendi hayatını da mahvetme. Hakan, ben bu anı bir ömür bekledim. Sonuçları ne olursa olsun, ben hazırım. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.